Merhaba arkadaşlar. Logaritmanın ikinci testiyle devam ediyorum. X'i kaçtır demiş bize. Ne diyoruz? Buradaki 3'ü 2'nin tabanına gönderdiğimiz zaman 3 üzeri 2 eşittir. X eksi 2. 9 artı 2'den dolayı x değerimiz 11 geldi. F'in tersini istemiş bizden. Şimdi öncelikle fonksiyon zaten üstel bir fonksiyon. Üstel fonksiyon tersi logaritmadır. Fonksiyonun tersini alalım öncelikle. Burasına y dersem eğer 3 üzeri x y olduğunda bunu bir logaritma olarak yazalım. Logaritma nedir? 3 tabanında 3 üzeri x dediğine göre karşı tarafta x var. Burada da y var. Logaritma 3 tabanında y eşittir x. Ama bize fonksiyon tersini x'e bağlı olarak istediği için burada fonksiyonu önce y tek başınaydı. X'i tek başına bırakarak tersini aldım ve x gördüğüm yere y gördüğüm yere x yazmam lazım. Fonksiyonun tersini bulmak için. 3 tabanında x eşittir y geldi. O zaman direkt cevabımız ne olacaktı? Logaritma 3 tabanında x değeri gelecek. Üçüncü sorumuzda 1 bölü verdiğine göre bunu diğer testimizde de söylemiştik. 1 bölü olduğuna göre tabanla buradaki 6 ifadesi yer değiştirecek. Yani logaritma 6 tabanında 2 eşit. Aynı şekilde burada logaritma 6 tabanında 3 var. Tabanlar ortak olduğu için logaritma 6 tabanında arada da artı olduğuna göre 2 çarpı 3 şeklinde yazıyorduk. Buradan logaritma 6 tabanında 6'dan cevabımız 1 geldi. Dördüncü sorumuzda tabanlar ortak ve arada eksi var. O zaman bölüm şeklinde yazmamız lazım. Logaritma 3 tabanında 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Burasını düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel. Payda da 8 faktöriyelimiz var ve bunlar da gittiği için burası direkt 9 geldi. 9 da 3'ün karesi olarak yazdığımız zaman cevabımız 2 oldu. Beşinci sorumuz da işlemimizin sonucu için. Şimdi burasını şöyle yazalım. Logaritma 3 tabanında 25'i 5'in karesi olarak yazıyorum. Çarpı logaritma 5 tabanında 9'u da 3'ün karesi olarak yazdım. 2'yi başa gönderdim. Buradaki 2'yi de gönderdim. Buradan logaritma 3 tabanında 5. Burası da logaritma 5 tabanında 3. Şimdi 4'ümüz var. Buradaki ifadeyi biz istersek 10 tabanı yani istediğimiz tabana yazabileceğimiz için burası logaritma 5 bölü logaritma 3'tür. Burasını da logaritma 3 bölü logaritma 5 şeklinde yazabilirim. İkisini de hepsine daha doğrusu 10 tabanını aldım. O halde logaritma 5'ler ve logaritma 3'ler gideceği için cevabımız 4 gelir. Artık bunları böyle bir ifade çarpma gördüğümüz zaman biri tabanda biri yanındaysa eğer bununla bu gider bununla bu gider deyip buradan da direkt cevabın 1 olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı sorumuzda logaritma x tabanında 3'ü istemiş. Şimdi öncelikle buradaki kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini aldığımız zaman x üzeri 10 eşittir 3 geldi. Denklemde de o zaman 3 gördüğümüz yere direkt bunu yazabiliriz. Logaritma x tabanında x üzeri 10 ve bu 10'u da katsayı olarak gönderdim. Cevabımda 10 geldi. Yedinci sorumuzda fonksiyon tanım aralığı. Fonksiyon tanım aralığı şudur. X eksi 3 sıfırdan büyük olacak. X sıfırdan büyük olacak ve x'in tabandaki buradaki x'in birden de farklı olması lazım. X 3'ten büyük, x eksi 3 sıfırdan büyükse x 3'ten büyük gelir. Ve x'in de sıfırdan da büyük olmasını istiyoruz. O halde nedir? 3 ve sonsuz olacak şekilde D şıkkını söyleyebiliriz. 8. sorumuzda işlemin sonucu için. Şimdi logaritma 9 tabanında vermiş buradaki ifadeyi. O zaman şöyle yapalım. Biz 3 kök 3 ifadesi için 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2'dir 3 kök 3 ifademiz. Ve burasında kuvvetleri topladığımızda 3 üzeri 3 bölü 2 geldi. O zaman şöyle diyelim. Logaritma 9 yerine 3 üzeri 2 yazdım. Bu ifade yerine de 3 üzeri 3 bölü 2. Bölüm demiş. Payda da burada logaritma 4 yerine 2 üzeri 2, kök 2 yerine de 2 üzeri 1 bölü 2 yazdık. Ve buradaki ifadeleri katsayı olarak başa alalım. 3 bölü 2 bölü 2 geldi. Zaten logaritma 3 tabanında 3'ten 1 olacak. Aynı şekilde 1 bölü 2'yi paya aldım. Ve buradaki 2'yi de payda alacağım. Düzenleyelim bunları. 3 bölü 2, 2'yi ters çevirip çarptım. 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den de buradan 3 bölü 4. Buradan da 1 bölü 4 olduğuna göre cevabımız 3 geldi. 9. sorumuzda x kaçtır demiş. Şimdi ln dediğimiz ifade şurada yazayım. Logaritma e tabanındadır ln dediğimiz ifade. Bir de e yazdığına göre logaritma e tabanında e demektir. Ln. Direkt ln'yi gördüğün zaman yerine 1 yazabiliriz. Eksi. Şimdi buradaki ifadeyi de 16'yı da buradaki ifadeleri ikinin kuvvetleri olarak düzenleyelim. 16 2 üzeri şöyle diyelim. 16 üzeri x ifadesinde 16 yerine 2 üzeri 4 yazdığım zaman bu aynı zamanda 2 üzeri 4x'tir. O zaman şöyle yazalım. Burada da 2 üzeri x artı 1 verilmiş. Eşittir 3. Şimdi burasını düzenlediğimiz zaman 1 eksi x artı 1 paya geldi. 4x paydaya geldi. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 kaldı. O zaten 1 olduğu için eşittir 3'ü yazdım.
Burada 1'i karşı tarafa da alabiliriz. 3'ü öncelikle alalım hatta. 1 eksi 3 eşittir. X artı 1 bölü 4x geldi. Yani buradan nedir? Eksi 2 eşit. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 8x. Buradan da nedir? 9x eşittir. Eksi 1'den x değerimiz eksi 1 bölü 9 gelir. 10. sorumuzda. Öncelikle 4'ü şöyle yazalım. 2'nin kuvveti olarak, çünkü burada logaritma 2 tabanında olduğu için 4'ü de 2'nin kuvveti olarak yazdım. 2 üzeri 2 çarpı logaritma, sonuçta bunlar 2 üzeri 2'nin logaritma 2 tabanı 3. kuvveti olduğuna göre kuvvetleri biliyorsunuz çarpıyoruz. Yani burası 2 üzeri 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 geldi. Şimdi bu bizim bir kuralımız vardı. A üzeri logaritma A tabanında B olduğunda cevap direkt bunlar eşitse B olacaktı. Ama şurada bir katsayı yazmamız lazım. Yani buradaki 2'yi de biz nasıl bunun kuvvetini katsayı olarak alabiliyorsak buradaki 2'yi de bunun kuvvetine gönderebilirim. Yani 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 üzeri 2 geldi ve burası da nedir artık? 9. Tekrar yazayım hatta. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 9 oldu. İkileri ortak olduğuna göre bunun da cevabı direkt nedir? Buradan dolayı 9 gelir. 11. sorumuzda x kaçtır demiş ve burada tabanlar direkt dikkatimi çekti. Tabanlar ortak. Logaritma 2 tabanında ve arada da eksi olduğuna göre 3x artı 2 bölü x diyorum. Karşı tarafta da logaritma 2 tabanında 5. Tabanlar ortak olduğuna göre buradaki ifadelerin birbirine eşit olması lazım. 3x artı 2 bölü x eşittir 5 geldi. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 5x ve buradan da 2x eşittir 2. X değerimiz de 1 geldi. Denklemin kökü kaçtır demiş. Şimdi elen içerisindeki ifade ne olmalı ki cevap 0 olsun? Logaritmanın içerisinde 1 yazıyorsa cevap direkt 0 olduğuna göre burası 1 olmak zorunda. Logaritma x artı 6 değeri 1 geldi. Şimdi logaritmanın burada hiçbir şey yazmıyorsa 10'dur. 10 üzeri 1'den 10 eşittir. X artı 6 ve buradan da x değerimiz 4 geldi. 13. sorumuzda işlemimizin sonucu için. Şimdi öncelikle 125'e 5'in kuvvetleri olarak yazabiliriz. Logaritma 5 üzeri 3 şeklinde yazdım. Logaritma 5 eksi 25 yerine logaritma 5'in karesi yazalım. 3'ü aldığımız zaman 3 tane logaritma 5. Logaritma 5 eksi 2 tane logaritma 5 geldi. Ve burasını düzenlediğimiz zaman eksi logaritma 1 tane logaritma 5 geldi. 3 logaritma 5 ve log 5'ler gittiğine göre 3 bölü eksi 1'den de cevabımız eksi 3 geldi. 14. sorumuzda. Öncelikle bu 3'ü 2'nin tabanına gönderdiğimiz zaman 3 üzeri 2 eşittir. X artı logaritma 2 tabanında 4. 9 olduğuna göre buradaki şöyle diyelim 9 eksi x olarak yazdığımız zaman burasını logaritma 2 tabanında 4 olarak geldi. Şimdi 2'yi yine bunun kuvvetine gönderdiğimiz zaman burası nedir? 2 üzeri 9 eksi x eşittir 4 olacağına göre 4 yerine de biz 2'nin karesi yazabiliriz. O halde 9 eksi x değerimiz 2 olacağına göre x değerimiz de 7 gelir. Denklemin köklerinden birisini sormuş. Şimdi burada 9x yerine biz 3 üzeri x'in karesi yazabiliriz. O zaman şöyle diyelim. 3 üzeri x'e bir isim verelim. T diyelim. Burası 3 üzeri x'in karesi olduğuna göre t kare eksi 6t artı 8 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımız zaman t değerimizden biri 4, biri de 2 gelecek. Yani 3 üzeri x'e 4 yazacağım. 3 üzeri x'e 2 yazacağım. Ve bunları logaritma cinsinden çevirmem lazım. Üstel fonksiyonu logaritmaya çevirirken logaritma 3 tabanında x'i karşıya aldım 4 geldi. Yani biri 3 tabanında 4 şıklardan biri varsa onu işaretlerim ya da logaritma 3 tabanında x'i yine buraya yazdım 2 de buraya. Yani logaritma 3 tabanında 2 de şıklarda varsa a şıkkında var cevabımız a geldi. 16. sorumuzda ifadesinin eşit hangisi olabilir demiş. Şimdi buraya ikisini de 7 tabanında vermiş. Biz bunları şöyle yapabiliriz. Ortak tabanda mesela buradaki 7'leri görmeyip paydadakini tabana buradaki ifadeyi logaritma 10 tabanında bunu da pay kısmındakini de buraya yazabilirim. Ki zaten logaritma 10 tabanında 2 gibi bir ifadeyi biz istediğimiz tabana yazabildiğimize göre ben buradan 7 tabanı almak istesem ne diyeceğim? Logaritma 7 tabanında 2, logaritma 7 tabanında 10 diyeceğim. Yani buna dönüştürebiliyorum. O halde bunu da bu hale getirebiliyorum demektir. Logaritma 10 tabanında 2 yani logaritma 2'ye eşittir.